Camiye bir vizyon oluşturmuş. Bu kısa sürede, 3 yıl gibi bir sürede Süper Lig'e çıkmak. Bir vizyon oluşturmuş ve bir misyon edinmiş. Bu bizi inandırıcı geldi bu bize. Ve yani ikna ediciydi. Biz de bu şeyin, vizyonun bir parçası olmak istedik. Onun için buradayız. Yönetimin hem kurumsallaşma adına hem lige çıkma adına önemli eylemleri var. Organizasyonları da oldukça iyi. Şu andan itibaren şehrin ya da ülkenin siyasetçileriyle de kendisini anlatıyor. Onlara da bu bilgiyi veriyor. Şehrin dinamiklerine de bunları anlatıyorlar. Dolayısıyla biz gördüğümüz kadarıyla bu vizyon sahiplenilmiş ve belli bir süre sonra da Süper Lig'e çıkma hayalinin gerçekleşmesini bekliyor. Biz de bunun parçasıyız. Mutluyuz burada olmaktan. Üçüncü lige neden gittiğimle ilgili bazı şeyler oluştu, eleştiriler, ama ben katılmıyorum. Bir antrenörün ligi olmaz. Antrenör kendisine ihtiyaç duyulan her noktada, her yerde futbola hizmet etmekten görevlidir. Çünkü biz ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Dolayısıyla eve ekmeği buradan getiriyoruz. Seçme şansımız yok. Görev yapma mecburiyetimiz söz konusudur. Biz de bu nedenle buradayız. Şimdi bu süreç zor bir süreçtir. Süper Lig'e çıkmak ve iki kategoriyi de geçmek oldukça zordur. Meşakkatli bir yoldur. Ama insana çok fazla mutluluk ve huzur veren de bir sonucunda, huzur veren de bir yolculuktur bu. Dolayısıyla fedakarlık yapmak gerekir. Biz gördüğümüz kadarıyla şehrin ve yönetimin bu meşakkatli yola hazır olduğunu görüyoruz. Biz de elimizden geleni yaparak bu yolculuğun tamamlanmasını sağlamak zorundayız. Biz o nedenle biz de bu yolculukta yönetimin, halkımızın ve Batman Petrol Kulübümüzün camiasının yanındayız. Yanında yer alacağız. Şehirde körü körüne sevda var. Yani ya benim ya toprağın diyen bir anlayış var. Bu da camianın yaşamını sürdürmesini sağlayan bir anlayıştır aslında. Entelektüel bir temeli olmamış gibi gözükebilir ama sevgi temelli bir şey var, bir sahiplenme var. Dolayısıyla bu camianın ömrünü ve başarı arzusunu körükler ve onun ömrünü uzatır ve sevgisini de yaşatır. Simitçi de kadro yapabilir, yapmalıdır. Bu bizi rahatsız etmez. Yeter ki camiasına bu şekilde sahip çıksın. Bu camiaların yaşamasını neden olan olaylardan biridir bize göre. Bir parametredir. Ve şu anda camiadaki, şehirdeki insanların yani Batman Petrol'e, camiasına bakışı bu şekilde çok ciddi ve sevgi temelli. Kamplar biliyorsunuz iki etap olarak düşünülür genelde. Birinci etaplar adaptasyonu içerir ve bizimki de şu anda adaptasyonu içeriyor. İkinci kampta müsabakalar ve hazırlık müsabakaları ve kendi içimizde bazı organizasyonlar yapmamız gereken bir bölüm. Biz de ikinci bölümde hazırlık müsabakaları yapacağız. Şu an 6 tane düşünüyoruz ama bu 7 de olabilir. 7'yi geçeceğini düşünmüyorum çünkü gün organizasyonu da gerekli. Buna göre de hazırlanmanız gerekiyor. Eksiklerinizi tamamlamanız gerekiyor. Bu nedenle 6 maksimum 7 hazırlık maçı planlanmış durumda. İkinci etap Bolu'da bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Transfer çalışmaları olumlu gidiyor. Yönetimle, başkanla ilişkilerimiz çok iyi. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz ve birbirimizi destekliyoruz. Yönetimin de bize sunduğu bilgiler var, oyuncular var. Bizim de sunduklarımız var. Ortak bir konsorsiyum oluşturuyoruz ve transferle ilgili kararı ortak bir kafayla veriyoruz. Bu da bizim yavaş ilerliyoruz gibi gözüküyor ama doğru adımlar attığımızı da yadırgamayalım. Doğru adım atıyoruz. Yavaş gidiyoruz ama doğru oyuncular üzerinde hemfikir oluyoruz ve ondan sonra da kulübümüze yararlı olması için transfer ediliyor. Bu konuda da stratejimiz belli. Bu şekilde sürdürüyoruz. İyi geçiyor transfer. Yani başarı öyle kolay bakkalda satılmıyor yani. Hiç kimse başarı merdivenlerin eli cebinde çıkmamıştır. Dolayısıyla işler zordur. Zor anlarda birbirine sahip çıkan camialar buna ulaşıyor. Bizim de camiamızın başarılı olabilmesi için her mihenk taşı, her camianın içinde yer alan insanların bu vizyona uygun şekilde davranmaları da gerekli bir
durumdur. Bunu da hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.